Allah hayır versin. Hayırlı olsun. Barıksın. Arapça öğretmeni. Arapça var mı? Ne dil öğrendin? Ana dilin mi yoksa? Bu da okulda öğrendin. Helal olsun Allah. Sen... Ali abi İsmail Kılıç Arslan. Oo derken. İyidir abi sende ne var ne yok? Siirt'te misin yoksa ya? Abi Siirt'teyim. Güryan yedirdiler bana bildiğin gibi değil. Allah razı olsun. Ali abi şimdi burada bir Sabahattin abimiz var, Önder Başkanı. 5 tane kütüphane yapmış abi okullara, İmam Hatiplere. Pervari, Eru, Siirt Merkez, Şirvan. Kütüphaneler çok güzel yani, beğenirsin görünce. Fakat kitabımız eksik biraz. Abi işte beklediğimiz cevap. WhatsApp'tan yürüyorum sen Ali abi o zaman. Hadi kolay gelsin. Allah dünün açıldığı resim. Herkese var, herkese var. Ayakkabı numarasına gel, ondan sonra Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün burada bulunduğumuz Abdülhakim Ayten İmam Hatip Lisesi'nde bir Z kütüphanesinin açılışını yaptık. Ayrıyeten 510 tane öğrencimize de giyim sağladık. Bunun haricinde Siirt, il, ilçe ve beldelerimizde 32 tane okulumuz var. Bu okullarımızda okuyan 7290 tane öğrencimiz var. Allah'ın izniyle bütün öğrencilerimizi bu sene giydireceğiz. Şu anda 3319 tane öğrencimize giyim gelmiştir. Sırayla okullarımıza gidip dağıtımını yapacağız. Onun haricinde 3700 tane daha geliyor. Bu ayın 15'inde inşallah onlar da geldiği zaman bütün okullarımızda okuyan bütün öğrencilerimiz bu giyimden istifade edecek. Bir öğrencimiz kalmayacak. Burada bize destek veren Servet Müftüoğlu kardeşim ve ona bağlı olan bütün iş adamlarından Siirt'ten İstanbul'a kadar sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Allah böyle iş adamlarımızın ömürlerini bereketlendirsin, sayılarını artırsın. Onların evlatları da bu memlekete, bu millete, bu insanlara yararlı evlat olmayı nasip etsin. 1968'de Siirt İmam Hatip Okulu'nda okuyan ilk öğrencilerinden biriyim ve ilk mezunlarındanım. Bizim zamanımızda ne kitap vardı, ne giyim vardı, ne yiyecek vardı, ne giyecek vardı, ne yatacak yerimiz vardı. Elhamdülillah, elhamdülillah. O günkü şartlarda bizden bir reis-i cumhur çıktı. Bu okullarımızda şu anda okuyan insanlar, elhamdülillah yarının doktorları, yarın hakimleri, savcıları, avukatları, mimarları, mühendisleri, bilim adamları, öğretmenleri, sporcuları çıkacak. Gönlüm çok rahattır. İnşallah bu çocuklarımızı zamanla belirli yerlere geldikleri zaman geleceklerine inancım sonsuzdur. Türkiye'yi şahlandıracaklar.